bu sene de çok şükür kayısılarımız iyi tuttu. Mahsulümüz bol. Malatya'da son kayısı hasadı yapıldı. Kayısı ağaçları bu yıl bol ürün verdi. Kayısımız şu anda güzel tutkun ama bir devlet desteği yok. Gübre pahalı, mazot pahalı. Ürün çok olsa da sorunlar çiftçinin yakasını bırakmıyor. Sıkıntının başını kayısıyı satacak pazar olmaması çöküyor. Bu sene ne olacak bilmiyorum işte. Çiftçinin elinde mi kalır artık, kimlerin elinde kalır bilmiyoruz. Çiftçi bu nedenle yine tüccara muhtaç bırakılıyor. Malatyalı kayısı tüccarları 12 yıllık emeğimizi anlaşarak elimizden aldılar. Sendikasız çiftçi, örgütsüz çiftçinin hali bu. Bir an önce Malatya şartlarında kooperatifçilik, çiftçilerin örgütlenmesi lazım. Iskarta kayısı 1, kesme kayısı 3, kaliteli kayısı ise 5 ila 7 liradan alıcı buluyor. Bu fiyat çiftçi için yeterli değil. Yani kayısı yani bir 7-8 lira veya 10 lira olsa herkes üretici de kazanır, çiftçi de kazanır. Herkes bir ekmek yer ama kayısı şu an görüyoruz 2 lira, 3 lira, 5 lira. O fiyatlar yani. Yani çiftçi de kazanmıyor, kimse kazanmıyor. Kayısı ticaretinin kalbinin attığı büyük Şire pazarında üreticinin sıkıntıları aynı. Üreticilerin çok düşük fiyatlarla sattıklarını biliyorum. Yani şuraya gelen kayısılar normal bir kayısı 3 lirayı 4 lirayı aşmıyor. Çiftçiler ucuza vermemek için kayısıyı toptancı pazarında kendi satmaya çalışıyor. Çiftçi emeğinin karşılığını alamıyor. Biz burada yani satmak için günlerce bekliyoruz. 3 kilo 5 kilo mal satıp gidiyoruz. Yani ürettiğimiz malı tamamıyla satamıyoruz. Girdi fiyatları da yine çiftçiyi zora sokan maliyetler arasında. Gömüye çıkmış 60 lira, 10 lira da işçi 70 lira. Öde ödeyesin. Günde yaptığı 6 kasa. Mevsimli kişiler de şartlarından memnun değil. Bizim barınma sorunumuz var. Su sıkıntımız var. Yömyelerden şikayetçiyiz yani az ücret alıyoruz. Sigortamız yok. Türkiye yaş kayısı üretiminin yaklaşık %60'ı, kuru kayısı üretiminin ise %95'ini karşılayan Malatya'da kayısı önemli geçim kaynağı. Kayısıcılık hakikaten zor bir tarım. Gübre pahalı, ilaç pahalı. Üretici tam anlamıyla emeğinin karşılığını alamıyor.